İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 24 yaşındaki Tuğçe Yıldız'ın öyküsünü izlemiştiniz bu ekrandan. Tuğçe yaklaşık bir aydır makineye bağlı yaşıyor ve kalp nakli bekliyor. Ne yazık ki iyi haber henüz gelmiş değil. Doktorları Tuğçe'yi bugün yapay kalp ameliyatına aldı. Ama bu sadece zaman kazandıracak bir hamle. Yani durumu kritik. Uygun bir donörün bulunması şart. Çok üzgünüm. Ne hissedebilirim? Yapacağım bir şey yok ya. Satayım malımı, mülkümü, kızımı kurtarayım. Yok. Yapacağım bir şey yok. Kelimeler yaşadıkları acıyı tarif etmek için yetersiz. Vahit ve Asiye Yıldız çiftinin kızı Tuğçe Yıldız bir aydır kalp yetmezliği nedeniyle makineye bağlı yaşıyordu. Tuğçe'nin hayata tutunabilmesinin tek çaresi kalp nakliydi ancak organ bulunamadı. Ve durumu ağırlaştığı için Tuğçe yapay kalp takılmak üzere ameliyata alındı. Çok acil kalp bulunması lazım, donör lazım. Bugün benim kızım, yarın başkasının çocuğu. Kalp nakli bekleyen kızları Tuğçe için böyle seslenmişlerdi. Ama aradan geçen 8 günde uygun kalp bulunamadı. Yoğun bakımdan ameliyata alındı. Doktorların dedikleri şu, yapay kalp takacağız. İstanbul'da yaşayan Vahit ve Asiye Yıldız çiftinin yüklendiği acı çok büyük. 4 yıl önce oğullarını kalp yetmezliğinden kaybetmişlerdi. Aile şimdi ikinci kez aynı hastalıkla mücadele ediyor. Savaşı verense bu kez Tuğçe. Abisinin acısı daha dinmemişti ki ona da aynı teşhis kondu. Tuğçe bir aya yakındır hastanede kalp nakli bekliyor ve şu an makineye bağlı halde yaşıyor. Ancak bu durum çok uzun süremez. Doktorları bu yüzden Tuğçe'yi yapay kalp ameliyatına aldı. Oğlum aynı bu yapay kalp takılırken oğlumu kaybettim. Aynı acıyı yaşamaktan mı korkuyorsun? Oh. Bunu telaffuz bile etmek istemiyorum yani. Sorulmaz olur mu? Ben bir fidanımı yitirdim. 28 yaşında bir fidan kaybettim yani çok zor bir şey. Onun için şu an kızımı kaybetmek istemiyorum. Bütün günüm, her şeyim ablamla geçiyordu. Nasıl dayanıyorsunuz bu acıya? Dayanamıyoruz ki. Yıldız ailesinin yapabildiği tek şey hastane bahçesinde bir umut beklemek ve kızları için dualar etmek. Biz aynı acıyı tekrar yaşamak istemiyoruz. Organ bağışının gerçekten önemini herkes anlasın. 25 gündür biz burada neler çekiyoruz hastane köşelerinde.